Bir fıkrayla başlayayım. Altan Erbulak'tan dinlemiştim. Adana'ya tiyatroya gitmişler, gösteriye. Yaz, çok sıcak. Kanter içerisinde, hamam böceklerinin bol olduğu ucuz bir oteldeler. Oyun oynamışlar, gece pencere kapı açık yatıyorlar. Sabaha karşı bir kokuyla uyanmış. Taze ekmek kokusu. Kokuyu takip ederek bir sokak iti gibi fırını buldum dedi. Allah rahmet eylesin. Fırıncıya yaklaşmış. Biraz da böyle ezik. Kardeşim demiş, senden rica etsem bana iki ekmek verir misin? Hani adalet taze ekmek dediler de ondan aklıma geldi. Fırıncı şöyle dönmüş bakmış, küreği ve şeyi almış, ekmeği almış. Niye vermeyeyim lan demiş, parasıyla ne mi? Parasını ver al. Şimdi adalet dediğiniz şey de böyle. Parasını verip alacaksınız. Ama ne kadar alacaksınız? Kime alacaksınız? Paranız neye yetecek? Bütün bunları değerlendirmek gerekiyor. Bana sorarsanız adalete 1.57 pay ayırmak yetmiyor. Ciddi bir kalite bozukluğu var. Çok ciddi sorunlarımız var. Kapasite yetersizliği var. Ve bu bütçeyle bu adaletin Türkiye'de sağlanabilmesini olanaklı görmüyorum. Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan arkadaşlardan rica ettim. Bakanlık ne kadar talep etti, siz ne kadarını uygun gördünüz, verdiniz diye. Herhalde birazdan rakamı getirirler. Bu para yetersizdir Türkiye'de adaleti sağlamak için. Gelin bütün gruplarla görüşün. Bu işin orta yolunu bulalım. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa verelim. Ekmek kadar değerli olan adaleti bugün düştüğü yerden kaldırıp baş üstüne koyalım. Adalet sizin elinizde bir lastiğe dönüştü. Ne demek istiyorum? Bazı savcının boyunu tutuyor, bazı yargıçın boyunu tutuyor, bazı olayın boyunu tutuyor, bazısında hiç denk gelmiyor. Lastik küçülü veriyor. İstediğiniz kadar sündürüp çekebildiğiniz gibi, istediğiniz gibi daraltabilme imkanınız var. Cezaevlerinin durumu bir rezalet. İş düzenekleri çok kötü. Ben geçmişte de ceza tevki evleri genel müdürleriyle iddialara girerdim. İşte silah çıkacak mı, çıkmıyor, hepsini ben kazandım. Şimdi de söylüyorum. Fukaranın su ödeyecek parası yok. Fukaranın su ödeyecek parası yok. Atlet karşılığı su hakkını satıyor. Fukaranın sıcak suya verecek parası yok. Tişört karşılığı, pantolon karşılığı suyunu satıyor. Kendisi banyo yapmıyor. Fukaranın elektriğe verecek parası yok. Fukara cezaevinde en alttaki insan. O insana yardım elini mutlaka uzatmalıyız. O insanı çaresiz bırakmak kendi çaresizliğimizdir. Şimdi 03-52 51-50 Sayın Başkanım, adalete para yetmiyor. Adil olmaya vicdan yetmiyor. Milletvekili olsanız adalet hakkında konuşmaya süre yetmiyor. Yazık. Çok yazık. Ben, yani siz eski gazetecisiniz. Az sürede ben, çok şey söylemeyi başarmışsınız diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim iltifatınız için. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet damdaki kuş değil, eldeki kuş. Hep damdaki kuşu anlattık. Sayın Bakanım, Ali Şeriatin'in arkadaşlar atfettiler. Ben de bir sözüyle bitireyim. Diyor ki ne söyleyen söylediğinin farkında, ne dinleyen dinlediğinin farkında. Herkes Hafız'ın sesinden bahsediyor. Sayın Bakanım çok güzel bir konuşma hazırlamış. Hafız'ın sesi çok güzel, icra sıfır efendim. Saygılar sunarım. Değerli arkadaşlarım, devletin temeli adalet. Bunda hepimiz hemfikiriz. Hukuk devletinin temeli de bağımsız yargı. Bugün Türkiye'de yaşanan en büyük sorunlardan birisi yargının bağımsız olmayışıdır. Sayın Bakan, yargı bağımsızdır demekle yargı bağımsız olmuyor. FETÖ'nün kumpas davaları sırasında siz yargı bağımsızdır diye bağırıyordunuz. Biz de bunlar kumpas davası diyorduk. Sonra yanıldık, aldatıldık dediniz. Sayın Bakan, adalet ciddiyet ister. Devleti yönetmek ciddiyet ister. Eğer yanılıyorsanız, aldatıyorsanız o görevlerde yapmayacaksınız.
Bu ülkeye zarar verme hakkınız kimsenin yok. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de yargı bağımsız değildir. Açık olarak söylüyorum. Kim ya eğer Türkiye'de yargı bağımsız diyorsa bu ülkenin gerçeklerini görmek istemiyor. Bakın değerli arkadaşlarım, bir İçişleri Bakanlığı bu ülkede ayda 10 milyon lira rüşvet alan siyasetçi var diyecek. 2 yıla yaklaştı. Kim olduğunu söylemeyecek. Bir tek savcı çıkıp Sayın Bakan kimdi bu rüşvet veren, rüşvet alan, bunlar re'sen soruşturulacak suçlar diyemeyecek. Siz diyeceksiniz ki yargı bağımsız. Hadi canım sende. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yine bakın arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını dinlemiyorum. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum diyen bir hakimi Adalet Bakanı Adalet Bakan Yardımcısı yapıyorsunuz. Bana kimse yargı bağımsızdır demesin. Yapmayın. Yani bu gerçeği gizlerseniz FETÖ'nün verdiği zarar kadar yargıya zarar verirsiniz. Bu gerçekleri görün. Bunun önlemlerini alın. Bu ülkenin bağımsız bir yargıya ihtiyacı vardır. Bu ülkenin adalete ihtiyacı vardır. Bunu görmemezlikten lütfen gelmeyin. Değerli arkadaşlarım, bakın acilen bizim yapmak istediklerimizi söyleyelim. Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu ayrılacak. İddia makamı ile savunma makamı eşitlenecek. Savcılar kürsüden indirilecek. Çoklu baraya son verilecek. Hakimler Kurulu'nda bakan ve yardımcısı olmayacak. Bizim açık vaadimizdir. Biz bu ülkede adalet dağıtan, bağımsız, tarafsız bir yargı kuracağız. Anayasa değişikliğini yapacağız. HSK kanunu değişikliğini yapacağız. Nerede aksatan bir kanun varsa hepsini değiştireceğiz. Değerli arkadaşlarım bakınız. Gerçekten inanıyorum hepiniz adalet istiyorsunuz. Ve asla kuşkunuz yok. Siz de bir gün adalete ihtiyaç duyacaksınız. Siz de ihtiyaç duyacaksınız bir gün adalete. Eğer bugün adaleti savunamıyorsanız yarın adalet isteme hakkınız olmaz. Teşekkür ediyorum. Bitti süreniz. Teşekkür ediyorum başkanım. Bu da çok sınırlı. Eskiden de yargımızın çok büyük sorunları vardı sorunlar ama şu anda bağımsız olmayan, tarafsız olmayan yargının bizzatı artık kendisi sorun haline geldi. Hiç uzatmadan sözlerimi söyleyeyim. 4 tane örnek vereceğim. 4 tane yargıçtan örnek vereceğim. 4 yargıçtan 2 tanesi coğrafi teminat. Sizlerin önem verdiğiniz coğrafi teminat hem yargı reformu strateji belgesinde hem de insan hakları eylem planında yerine getireceğiz. 2021 yıl içerisinde diye söz verdiğiniz coğrafi teminat olmadığı için İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ismini vermeyeceğim. Şimdi Kahramanmaraş'a sürüldü diyeceğim. Kahramanmaraş milletvekili varsa diyecek ki ya Kahramanmaraş sürgün yeri mi? Sürgün yeri değil ama İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın da katillerden hesap sormazsa çocuklarımızın yüzüne bakamayacağız dediği bir davada Türk milletinin bağımsız yargısının hakkını Suudi Arabistanlı katillere teslim eden mahkemenin başkanı ama muhalefet şerhi yazan başkanı siz Maraş'a sürüyorsunuz. 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı. Yine 13. Ağır Ceza Mahkemesi var. Onu da Tokat'a da değil Tural'a gönderiyorsunuz. Bakın coğrafi teminat olmayınca bağımsız yargı da olamıyor. Azıcık bağımsız kalmaya çalışanları yerinden yurdundan ediyorsunuz. 2 hakim daha var. Yargının siyasallaşmasına örnek olsun diye söylüyorum. Bunlardan birisine gezici hakim diyorlar. Çağlayan Adliyesi'nde yine Cumhurbaşkanı'nın sürekli hangi davaları takip ediyorsa o davalarda gidiyor. Bir şekilde heyetin içerisinde bulunuyor. Bu kardeşimizi de bakan yardımcısı yapmışsınız. İsmini vermeyeceğim. İsim vermeye gerek yok. Herkes biliyor kim olduğunu. Yine değerli arkadaşlarım, yine 5 gün Yargıtay üyeliği yapan, 5 gün, yalnızca 5 gün Yargıtay üyeliği yapan, yine bizzat Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği dosyaların savcısı zannedersem, İrfan ismini yine vermeyeyim. Bir kardeşimiz de yine, bir arkadaşımızı da ne yaptınız? Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptınız. Böyle bir yargıdan da herhalde bağımsızlık ve tarafsızlık beklemek
çok da mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, böyle olunca ne oluyor? Hemen söyleyeyim ben size. Böyle olunca şöyle oluyor. Gidiyorsunuz, bir ilin Cumhuriyet Başsavcısı yahut da komisyon başkanı, iktidar partisinin ya da ittifakın milletvekillerini ya da diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini de olsun, kapıda karşılıyor, kapıya kadar uğurluyor. Bu görülmüş duyulmuş bir şey değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilini il başkanı da karşılamasın, iktidar partisinin milletvekilini il başkanı da, bir ilin Cumhuriyet Başsavcısı ya da bir ilin komisyon başkanı karşılığı kapıya kadar uğurlamasın. Bakın Amerikan Federal Mahkemesi'nin üyeleri Amerikan Başkanı'nın halka sesleniş günlerinde herkes ayakta alkışlarken onlar ayağa kalkmazlar, otururlar. Oturanlara dikkat edin, hepsi federal yargıçlardır. Yani bağımsız yargı hiçbir zaman ayağa kalkmaz, kapıda karşılayıp kapıya kadar da kimseyi uğurlamaz. Şimdi yine fazla uzatmadan zamanımız kalmış mı? Geçmişte arkadaşlar insanlar FETÖ'cü avukatlar arıyordu, biliyor musunuz FETÖ'cü avukatlar? Vallahi samimiyetle söylüyorum, şimdi de AK Parti'de etkili olan avukatlar arıyorlar. Biz Sayın Bakan'la 15 Temmuz gecesi yarım saat kol kola gezdik burada. O gün şöyle söyleniyordu, şöyle konuşuluyordu. Bundan sonra devletin yargıya bakışı, iktidarın yargıya bakışı çok farklı olmalı. Ortak oturup ortak karar vereceğiz diye konuşmuştuk o gün. Bir süre öyle gitti ama sonra 20 Temmuz'dan falan sonra herhalde bu işler rafa kaldırıldı. Yani son söz olarak şöyle söyleyeyim. Ben tabii burada bakanı suçlamıyorum ya da yargı mensuplarını suçlamıyorum. Daha yukarılardan geliyor bu işler. Cumhurbaşkanının gözünün içine baktığında ne dediğini anlamayan hakimin ya da savcının coğrafi teminat olmadığı sürece bağımsız ve tarafsız karar vermesi mümkün değildir. Ülkemizde de maalesef yargının kendisi artık bizatihi sorun haline gelmiştir. Ben teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığı yapıyorsunuz ama Türkiye'de adaletin ismi var ama kendisi yok. Şimdi Sayın Bakan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cemevlerinin ibadet olmasını ibadet yeridir diye kabul etmiş. Sizler buna uymakta ayak diretiyorsunuz. Bunun gibi bir sürü konular yine aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin verdiği kararları uygulamamaktan Türkiye'nin sürekli olarak ceza ödemesini kabul ediyorsunuz. Bunun gibi Türkiye'ye sadece manevi değil maddi zararlar da veriyorsunuz. Adalet Bakanısınız, Sayın Bakan, Trakya'da arazilerde toplulaştırma var. Arazi toplulaştırmalarında muazzam bir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik şöyle gelişiyor. Sermaye sahipleri, büyük sermaye sahipleri Trakya'dan sürekli olarak on binlerce, yüz binlerce dönüm arazi alıyorlar. Bunların her biri parça parça araziler. Bu parça parça arazileri bütünleştirmek için bildiğimiz kadarıyla hükümete baskı yaptılar. Ve bu sebeple de bölgemizde bir toplulaştırma var. Toplulaştırmada oynanan oyun. Önce arazinin toprak değeri konusunda çeşitli oyunlar dönüyor. Bu oyunlar birinci sınıf arazi, ikinci, üçüncü sınıf arazi sıfatı veriliyor. Üçüncü, dördüncü sınıf araziye birinci sınıf arazi sıfatı veriliyor. Böyle de kayıtlara geçiyor. Ondan sonra bu toplulaştırmada dağıtıldığı anda birinci sınıf arazisi olan ikinci, üçüncü sınıf araziye kaydırılıyor. Üçüncü sınıf arazisi olan da birinci sınıf araziye kaydırılıyor. Bu değerlendirme kimin için yapılıyor? Bu değerlendirme buralardan arazi olan, para sahiplerine ve aynı zamanda da yandaş ve kandaşlara yapıyor Sayın Bakan. Bu bölgede, Trakya bölgesinde köylüler isyan aşamasına geldiler. Her gün kapımıza dayanıyorlar, aman vekilim bu işi bir sonlandırın diye. Her köy toplandı, Sayın Başkan, her köy toplandı, sürekli olarak imza toplayıp mahkemelere başvuruyorlar. Sayın Bakan, köylüyü mahkemeye getirip de orada mahkeme kapılarında yaşatmak devletin görevi mi? İktidarın görevi mi? Bu vatandaşlara hakkını teslim etmek, hakkını vermek sizin göreviniz değil mi? Niye bu kadar haksızlık doğuruyor? Bu köylüler niye bu kadar çok işlere kalkıyorlar? Ne istiyorsunuz siz bu köylüden? Sayın Bakan, bu köylünün bir tek amacı var. Para kazanmak iş yerinden, üretmek,
ve ürettiğiyle de bu toplumu doyurmak. Hatta Trakya'nın değil, Türkiye'nin değil, yabancıların da karnını doyurmak. Şimdi bu üretken bir toplumu siz ne diye bu kadar şeyin kapısına, Ardiyen'in kapısına dikiyorsunuz? Sizin bundan hesabınız nedir, muradınız nedir? Ben teşekkür ediyorum. Sayın Adalet Bakanım, bağlı ilgili kurumlar, kuruluşlar, değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii öncelikle ben her bütçe görüşmesine, her bakanlığın bir bütçesine bir bakıyorum. Adalet Bakanlığımızın da bütçesine baktığımda son 5 yıl merkezi yönetim bütçesi artış oranının hep altında kalmış. 2023 yılı bütçesinde de merkezi yönetim bütçesi bir önceki yıla göre %155.3 bir artış gösterirken Adalet Bakanlığı'nın bütçesi %126.9'luk bir artışla bunun gerisinde kalmış. Ayrıca merkezi yönetim bütçesi içindeki payı da 1.69 ile son 5 yılın en düşük seviyesine gelmiş. Bu bütçe ödeneğiyle, başlangıç ödeneğiyle yine bir döneme giriyorsunuz. Bir diğer konum, Sayıştay görev, yetki ve sorumlulukları anayasayla tanımlanmış bir yüksek mali yargı organı. En az 11 bulgusunun yerine Adalet Bakanlığımızın baktığımızda Sayıştay raporuna 17 bulgudan bahsediyoruz. Bunun 11 bulgusu denetim görüşünün dayanağı olan bulgular. Böylesi bir yargı organının bir başka yargı organının bulgularını hiçe sayması ve bunları yerine getirmemiş olması, bu 11 ayrı konuda Sayıştay'ın rapor, önceki 2020 raporundaki bulgularını yerine getirmemiş olması ve bunda ısrarla direnilmesi anlaşılır bir şey değil bir Adalet Bakanlığı açısından. Bu konunun üzerinde durmanızı özellikle diliyorum. Bir diğer konu, bütçenizin ön sayfalarında tabii ki performans programı, program alt programları, hedefleri. Burada bir alt program hedefiniz var. Adil, güven veren ve etkin bir adalet sistemini sağlamak. Burada 100 bin kişiye düşen hakim sayısıyla 100 bin kişiye düşen savcı sayısı artışlarını öngörmüşsünüz. Yüzde artışlarını. 2023'te %20.5 olması, 2024'te 21'e 100 bin kişiye düşen hakim sayısının yüzde değil, pardon, 21'e çıkmasını, yani 0.5 puanlık bir artış. 2025'te ise 24'e göre 1 puanlık. Ama yeni atanan hakim ve savcı sayısına baktığımızda bu rakamların bu oranları karşılayamayacak olduğunu görüyorum. Kaldı ki 2025 tahminine 0 yazmışsınız ama 1 puanlıkta bir artış öngörüyorsunuz. Hani yeni atanan hakim ve savcı sayısı 0 iken bu 1 puanlık artışı nasıl yapacağınızı ben buradan çıkaramadım. Bir ikincisi de insan hakları eylem planınızın gerçekleşme oranını 2020 yılı için %70 demişsiniz ama Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı programında bu oran 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmış olan insan hakları eylem planında yer alan 393 faaliyetin 238'inin hayata geçirildiği, diğerlerinin geçirilmediği ve bu oranın %60.55 olduğu rakamlarda da bir uyuşmazlık görüyorum. Dikkatinizi bu konuda çekmek istedim. Tabii ki şunu özellikle belirtmek istiyorum ki Sayın Bakanım, ben kamuda görev yapmış bir milletvekiliyim. Geçmişimde kamudan da emekli olmuş bir milletvekiliyim. Kamudan siyasete girmek istediğimde, Bornova Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğimde ayrılırken seçim kanunu gereği geri dönüşümde bir sorun yoktu. Yani aday olamasam veya aday olup seçilemesem aynı görev, makam, yetki, sorumluluklara geri dönme hakkım vardı. Burada iki istisna vardı. Bir yargı mensupları, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları. Yargı mensubu hakim ve savcılar için daha doğrusu. Fakat sizin döneminizde Sayın Bakan, bu ülkede bu seçim hukukunun ruhu da nedir? Hakim ve savcılar tarafsız olma sorumluluğu, yükümlülüğü olan
Türk Silahlı Kuvvetleri de ordumuzun tarafsızlığını nedeniyle sağlamak nedeniyle siyasi rozetini takanların bu görevleri gelmesinin tarafsızlık konusunda şaibeli olabileceği, en azından sorunlu olabileceği konusunda bir ruhudur bu hukukun. Ama sizin döneminizde büyük bir çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olmaktan daha da öte ilçe başkanlıklarında üst düzey görevler yapmış, belediye başkanlıklarına, milletvekilliklerine aday olmuş, meclis üyeliklerinde, başkanlıklarda görev yapmış, siyasi parti rozeti belli olan kişilerin birçoğu avukatlıktan hakim ve savcı yapıldı. O seçim kanununun ruhuyla aykırı olan, madem böyle, o seçim kanunundaki o hükmü de kaldırın. En azından bu eşitlik olsun, eğer adaletiniz buysa. Bakın, burada bir değerli AK Partili milletvekili arkadaşım işte geçmişten bahsetti. İşte televizyonda bir şeyi söylediği için DGM mahkemelerine gitti etti falan diye. Sayın Bakan, sizin döneminizde RTÜK, Halk TV, Tele 1, KRT TV, Flash TV'ye Sayın Genel Başkanımızın bir Twitter'da canlı yaptığı yayını, Türkiye ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para aktarıldığını iddia eden bir yayınını, Twitter'daki canlı yayını yayınladıkları için para cezasına yağmuruna tutuldular bu televizyon kanalları. Sizin bu konuda vicdanınız hiç sızlamadı mı Sayın Bakan? Bu mudur sizin adaletiniz? Aynı yayını mesela Sayın Genel Başkanımız burada TBMM TV üzerinden grup konuşmalarında da değişik iddialar, değişik konulardaki bilgilerini aktarıyor. Orada suç unsuru diye RTÜK, TRT, TBMM TV'ye, TRT 3'e ceza mı yazacak? Bu kabul edilebilir mi sizce? RTÜK'ün böylesi keyfi, siyasi, hukuk dışı kararlarına diyecek bir şeyiniz yok mudur? Yoksa bu da sizin tasvip ettiğiniz bir adalet uygulaması mıdır? Bunu da merak ediyorum. Şimdi Sayın Bakanım, kitapçığınıza baktık, sizi dinledik büyük bir dikkatle. Bu söyledikleriniz, yazdıklarınız, çizdiklerinizi görsek, yaşanmışlıkları bilmesek, o Bill Gates'in bir fıkrası vardı, cennetle cehennem tercihinde cehennemi tercih ediyor ama meğersem ekran koruyucusuymuş diyorlar. Bu söylediklerinizin hepsi bir ekran koruyucusu mu acaba diye de sormak istiyorum. Bakın, biliyorsunuz hukukun üstünlüğü diye bir endeks var. Dünya Adalet Projesi 2022 yılı raporunda ülkeler sıralanmış. Türkiye genel değerlendirmede 140 ülke arasında 116. sırada. Bölgesinde ki Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri içerisinde 14 ülke arasında 14. sırada. Hükümetin yetkileri üzerindeki kısıtlamalarda 140 ülke arasında 135. sırada mesela. Temel haklar üzerinden baktığımızda 134. sıradayız. Yine bölgede 14. sıradayız. Yasal yaptırımlar üzerinden 118. sıradayız. Bunların bir alt bölümleri var. Onlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela hükümetin yetkilerinin, devletin yetkileri yargı tarafından etkili bir şekilde sınırlanmış mı? Hayır, 125. sıradayız. Devletin yetkilerini bağımsız denetim ve izlem tarafından etkili bir şekilde sınırlanmış mı? 137. sıradayız. Geliyorum, daha fazla uzatmayayım ama mesela yasama organındaki hükümet yetkililerinin kamu görevini kişisel kazançları için kullanamazlar, 119. sıradayız. Açık hükümet, açık devlet sıralamasında 105. sıradayız ama sivil katılımda 136. sıradayız, 140 ülke arasında. En önemlisi de bu temel haklar konusu. Eşit muamele ve ayrımcılığın olmaması hususunda 135. sıradayız. Bireyin yaşama ve güvenlik hakkının etkin bir şekilde güvence altına alınması konusunda 114. sıradayız. Fikir ve ifade özgürlüğü etkili bir şekilde güvence altında mı diye kıyaslamada 136. sıradayız. İnanç ve din özgürlüğünün etkin bir şekilde güvence altına alınıp alınmadığı 138. sıradayız. Daha yeni cemevlerinin ibadethane ve Alevi toplumunun, Alevi inancının bir inanç olduğunu bile reddeden bir kanun teklifi getirdiniz.
Toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün etkin bir güvencesinin olup olmadığı konusunda da 133. sıradayız. Temel işçi haklarının etkin bir güvence altında olup olmadığı konusunda 131. Daha saymakla bitmiyor bunun alt faktörlerine baktığımızda. Ama bu konuda görünen o ki bizim Kardemiz hiç de sizin öyle cennet gibi tanıttığınız, adaletimiz sizin öyle cennet gibi tanıttığınız bir ülkedeki bir adalet değil. Bu olsa olsa gerçekten bir ekran koruyucu. Gerçeği yaşadığımızda yaşayanlar biliyor. Bu duygu ve düşüncelerimle 2023 yılı bütçesinin hem Adalet Bakanlığımızın hem burada görüşülen tüm kurumların, kuruluşların bütçelerinin 2023 yılında devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok değerli başkan, değerli komisyon üyeleri, sayın bakan, çok değerli bürokratlar, herkesi, tüm çalışanları saygıyla selamlıyorum. Şimdi 2018 yılında göreve geldik. Burada üst düzey yargı mensubu arkadaşlar da var. Ben 15 yıla yakın Muğla Merkezi'de avukatlık yaptım. Ve daha sonra, daha önce de il genel meclisiyle yaptığım birçok görevlerde bulunduk. Ve uygulamadan gelen bir milletvekiliyim. Şimdi göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana elimizden geldiğince nitelikli bir yasama faaliyeti yürütülmesi adına çalışma yapıyoruz. Ve uygulamada işte karar verici hakimlerimiz de var burada. Gerçekten o kadar zorlanıyoruz ki ve o kadar yanlış usullerle yürütüyoruz ki yasama faaliyetini. Hani takip ediyor musunuz bilmiyorum ama komisyonlarda konuların uzmanları dinlensin. Gerçekten konu olması gereken şekilde tartışılsın diye elimizden geleni yapıyoruz. Birçok yasalar geldi. İşte dezenformasyon yasasından tutun, barolar birliği yasasından birçok yasa geldiğinde biz hep şunu söyledik. Dedik ki müsaade edin, konu uzmanları gelsin, biz onlardan görüş alalım ve gerçekten olması gereken bir yasa yapalım diye çaba içerisinde olduk. Ama takip ettiyseniz maalesef bunu hiçbir zaman tam anlamıyla başaramadık. Dezenformasyon yasası görüşüyor. Gazete cemiyetlerine sabaha karşı saat 2'de 3'de ancak söz verebildik. Spor yasası görüşülüyor. Konunun muhatabı spor kulüpleri var. Onlara söz veremedik. Baro başkanları içeri alınmadı ya. Baro başkanlarımız 20 yıl, 25 yıl mesleğinde görev yapmış baro başkanlarımızı biz içeriye alamadık. Ya dedik gelsinler birer cümle söz söylesinler. Biz onları içeri alamadık. Gittiler orada banklarda yatmak zorunda kaldılar. Böyle bir tabloyla karşılaştık. Ve her yapılan yasa bu yanlış uygulamalar sonucunda da daha görev süremiz dolmadan yanlışlıklar ortaya çıkmaya başladı. İşte baro yasasından bahsettim mesela. Sayılar sabahtan da belki konuşulmuştur. Açıklama yapıyor barolar. 2000'i bulmakta zorlanıyorlar. 2000 sayıyı tamamlayalım ve kamudan avukat alalım. Bilmiyorum Adalet Bakanlığı'ndan kaç tane avukat alındı oraya. Bu şekilde Ankara'da bulunmayan avukatlarla baroların sayısı doldurulmaya çalışıyor. Yani daha dönemimizi sonlandırmadan bir sürü sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmak. Mesela imar barışı diye bir yasa çıkardık. Yine uygulamadan burada işte hakimlerimiz vardır belki. İnanın o kadar zorlanıyoruz ki. Bir yasa çıktı. O zaman da söyledik ya gelin tartışalım bunu dedik. Apar topar 2017 yılından önce yapılan yasal şeyler inşaatlarla ilgili. Dediler ki orman alanı da olur, sit bölgesi de olur, şu da olur, bu da olur. Herkese para yatırıldı. Daha sonra o olmaz, orman olmaz, o bölge olmaz, bu olmaz. Sınırlı birçok uygulamalar ve en sonunda birçok belge iptal oldu. Şu anda binlerce dava var. Vatandaş şu anda hakkını aramak için acaba benim 40-50 yıllık evim yıkılacak mı? Belgem iptal olmuş, uzaydan fotoğraf çekilmişti. Bir sürü soru. Yani yapılan yasanın o başta anlattığım doğru götürülmemesinden dolayı onların sorunlarıyla uğraşıyoruz. Bu yetmiyormuş ki biz bölgelerimizde 2000 alanları var, orman alanları var, devam eden hazine davaları var. Muğla'da mesela Köyceğiz'de, Hamitköy'de, Dövüşbelen'de, Zaferler'de, Kavak arasında, Seyitseydi Kemer'de insanlar 50 yıldır ekmiş dikmişler alanları, ejimsiz yatırmışlar. İstiyorlar ki bu tapuları alsınlar, çocuklarına bıraksınlar. 40 yıldır, 50 yıldır devam eden davalar var Sayın Bakanım. Bunların çözülmesi lazım. Köyceğiz'de, Muğla'da hemşerilerimiz bunları bekliyorlar. 40-50 yıldır bir dava çözülmez mi? Bir insanın en doğal hakkı değil mi o tapusunu alıp yarın ektiği, diktiği toprakları yarın çoluğuna çocuğuna miras bırakacak mı? Bunu bilme hakkı yok mu? Ama maalesef dediğim gibi 40-50 yıldan beri devam eden yasalar. Yine bakın dezenformasyon yasası işte bizim saygı duyarım öyle diyorsunuz. Biz ama tarihin en büyük sansür yasası diye söylüyoruz. Soruldu ya kim karar verecek doğru mu yalan mı diye. Şimdi bir belge göstereceğim. Bunun kararlarını tamam başkanım hızlıca tamamlamaya çalışayım.
kararlarını maalesef bir cumhurbaşkanlığı tarafından atanmış kişi karar veriyor. Bakın bu Bartın'daki 40 kişinin vefat ettiği, Allah rahmet eylesin, madenciyle ilgili bu dezenformasyon bülteni çıkarılmış. Burada denmiş ki Sayıştay'la ilgili olarak gerektirdiğinden daha fazla tedbir alınmıştır diye. Yani burada hukukçuyuz. Savcılık aşamasında bilirkişi incelemesi olacak. Yargı aşamasında belki en az bilirkişi incelemesi olması lazım. Buradaki bir sayfalık raporla, bir belgeyle Bartın davasıyla ilgili, yani Sayın Fahrettin Altun karar vermiş arkadaşlar. Olabilir mi? Bir hukuk devletinde kabul edilebilir. Müsaade ederseniz bölgemle ilgili de çok özür dilerim başkanım. Bir sadece çok kısa. Tamam, hemen toparlıyorum. Yani bu şekilde yasaların maalesef sıkıntılarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bakanım, bakan yardımcılarım, yüksek yargı organlarının değerli temsilcileri, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, ben uzun konuşmayacağım. Hukukçu arkadaşlarımız var milletvekillerimizden. Onlar gerekenleri konuşuyorlar ama çok kısa olarak bu 2022 AB ilerleme raporu da ifade edilen bazı konular var. Bunları önemsiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların dikkate alınması lazım. Ancak onun haricinde GRECO, yolsuzluğa karşı devletler grubunun raporu da var. Burada bu rapor, bu GRECO milletvekilleri ve yargı organı mensupları için kurulmuş. Bunların etik kurallara uymasını belirleyen bir şey, grup. 94'te kurulmuş. O zamandan beri Sayın Bakanım 22 tavsiye var. 3'ü yerine gelmiş. 22 tavsiyeden Türkiye sadece 3'ünü yerine getirmiş GRECO tavsiyelerini. Şeyde, maliyede gri listedeyiz. Burada galiba kara listedeyiz. Bu milletvekilleri ve yargı organı mensuplarının uyması gereken etik kurallar açısından Türkiye'nin, Türk toplumunun buna çok daha fazla uyum gösterebilmesi lazım. Sonuçta etik kurallar bizim için önemli. Bunlar bu konuda biraz daha gayret sarf edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben ağırlıklı olarak kesin hesap konusuna girmek istiyorum. Sayın Bakan, belirttiğiniz konuşmanızda kesin hesapla ilgili hassasiyet gösterdiğinizi söylediniz ama geçen yıldan izlemede olan 11 konu var. Hiçbirisini yerine getirmemişsiniz. Geçen yıldan kalan 11 konunun hiçbirisini yerine getirmemişsiniz Adalet Bakanlığı olarak. Bu senede 11 bulgu var Sayıştay raporunda. Bunların da gereklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Geçen yılki bulgulara benziyor bu yılki bulgularda. Ağırlıklı olarak muhasebe konuları, ağırlıklı olarak ihalelerle ilgili konular. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapmanız lazım. Biraz azalmış ihaleyle ilgili bulguları Sayıştay'ın ama yine de var. Bir de bu Sincan'da güneş enerji santral yapımı 3 seneden beri bitmemiş. Bu arada bitti mi? 2022 ortalarına kadar bitmemiş. Fazla uzamış görünüyor. Bulgular arasında tespit ettim. Güneş enerji santrali. Bu ceza infaz kurumları ve tutuk evleri iş yurtları kurumunun da bu sene Sayıştay raporunda 7+7, 14 tane bulgusu var. Geçen seneden 9 bulgu izlemede ve hiçbirisi yine yerine gelmemiş. Hiçbirisiyle ilgili bir şey yapmamışsınız. Ne bakanlığınızda ne de ceza infaz kurumlarında hiçbir şey yapılmamış. Mesela binaların aktifleştirilmesi, doğrudan gider yazılması söz konusu olmuş. Aktifleştirilmesi gerekiyor. Bunlar belki kurum zararına yol açmamış şu anda ama açabilecek konulardır. Dikkatli olunması lazım. Yine bu ceza infaz kurumlarında da ihaleyle ilgili bulgular geçen yıla göre biraz azalmış ama yine de ağırlıklı olarak ihalelerle ilgili sorunlar, sıkıntılar var. Yüksek yargı organları ile ilgili olarak kısaca belirteyim. Şimdi Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'ın bulguları yok. Öyle de olması gerekir ama iç kontrol sistemi kurulmamış her üçünde de. Genel sekreterlerimiz dinlerse senelerden beri bu yapılmamış. 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu'na göre bunun şimdiye kadar yapılması lazımdı.
sadece mali işlemlerle ilgili değil, kurum bünyesindeki her türlü işlemle ilgili bir denetim sistemi kurmanız gerekiyor. O denetim sistemini kurmamışsınız. İç denetim sistemi ayrıca kurulması gereken bir şey ama sistemi ayrıca kurmanız gerekiyor. Bir iç denetçiler almanız gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak her üç yüksek yargı organımızda da eksiklikler var. Senelerden beri var. Hani bu sene gider falan diye düşündük ama olmadı. Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının hazırlanmamış olduğu Anayasa Mahkemesi'nde ve iç denetim biriminin bulunmadığı tespit edilmiş. Diğer Danıştay ve Yargıtay için de benzer tespitler iç kontrolle ilgili olarak var. Bunların giderilmesi gerekiyor. Özellikle genel sekreterlerimizin ilgilenmesi lazım. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları, ilgili kurumların, yüksek mahkemelerin temsilcileri, değerli bürokratlar, basın mensupları, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan, yaklaşık 30 yıllık bir avukat olarak ben ülkede en önemli sorunun yargıya güven sorunu olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi bütçe görüşmelerinde daha çok ekonomiyle ilgili değerlendirmelerimizi devamlı yapıyoruz. Ancak Adalet Bakanlığı görüşmelerinde en önemli esasın bu ülkede yargıya güvenin ne olduğudur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına daha önce bir sormuştuk. Kendisi de bize resmi bir cevapla Türkiye'de yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına dair Türk halkının güveninin %38'lerde olduğuna dair cevap verdi. Şimdi bir yargıya %38'lerde eğer bir güven kalmışsa artık o ülkede adalet kalmamıştır. Yani vatandaşın adalete olan inancı ve güvenci kalmamış demektir. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, yargı siyasetin etkisi altında mı? Maalesef ki siyasetin etkisi altında. Şimdi siz özellikle sunumunuzda yargıya olan güveni arttırmayla ilgili bir takım çalışmalarınız, gayretleriniz olduğunu ifade ettiniz. Peki bu anlamda Sayın Bakan, bu anlamda şöyle bir çalışmanız var mı? Örneğin geçmiş süreçte AKP'ye kayıtlı milletvekili adayı, belediye başkanı adayı olmuş, efendim ilçe başkanlığı yapmış olan ve sayıları yaklaşık 1100'e kadar ulaştığı bilinen, siyasi kimliğini ortaya koymuş olan ve şu an hakim savcı koltuklarında oturan kişilerin görevlerini sonlandırılmasıyla ilgili bir çalışmanız var mı örneğin? Veya bunlar bu koltuklarda oturduğu müddetçe yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, daha doğrusu AKP siyasetinden uzaklaştırıldığına dair bir düşünce ortaya koyabiliyor musunuz? Veya yazılı sınavlarda dereceye giren o kadar gencimizin AKP'li siyasetçilerden referans almadığı için sınavları, mülakatta daha doğrusu elenen gençlerimiz acaba tekrar bu mesleğe kabul mü edilmek üzere? Yani nasıl sağlıyorsunuz yargıya olan güveni? Veya başsavcıların illerde iktidarın temsilcisi olan kişilerle yakın ilişki içerisinde görülmek gayretinden mi uzaklaştığına dair bir durumlarda oradan bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Bakın Sayın Bakan, sunum kitapçığınızda şöyle bir ifadeniz var. Anayasa Mahkemesi üyelerinin ilk defa halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilmesi usulünü benimseyerek Anayasa Mahkemesi'ne demokratik meşruiyet kazandırdık diye bir cümleniz var. Sayfa 6'da. Önce şunu sorayım mevhumu muhalifinden. Bu düzenleme yapılıncaya kadar
Anayasa Mahkemesi'nin demokratik meşruiyeti yok muydu Sayın Bakan? Önce bunu sormak istiyorum size. Ve o devamında da şunu soruyorum. Bakın Anayasa Mahkemesi'ne seçimi yapan sadece bir cumhurbaşkanı değil. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne seçimi yapan kişi AKP'nin aynı zamanda genel başkanı. Yani eskiden sadece cumhurbaşkanı iken bugün AKP'nin yani bir siyasi partinin genel başkanı bu seçimi yapmakta. Ve bu seçim nedeniyle de bakın Anayasa Mahkemesi siyasi bir mahkeme haline dönüşmek üzere. Şimdi son dönemdeki seçimlere baktığımızda örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan seçime baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl bir etki altında, nasıl bir kararla seçim yaptığını hepimiz biliyoruz. Ve bu seçim süreçlerinde yine Cumhurbaşkanı tarafından yapılan seçimlerle Adalet Bakanlığı'da görev yapmış, Adalet Bakanı müsteşarı olmuş bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne seçildiği, yine milletvekili olmuş bir kişinin Anayasa Mahkemesi'ne seçildiği, yine İçişleri Bakanlığı'nda siyasi kimliğini ortaya koyarak bakan yardımcısı görevinde bulunan bir kişinin yine Danıştay üzerinden, Sayıştay üzerinden efendim Anayasa Mahkemesi'ne seçildiği, yine dosyanın kapağını bir gün daha çevirmeyen bir başsavcının yine aynı şekilde seçildiği, barodan gelen AKP milletvekili adayının yine Anayasa Mahkemesi'ne seçildiği bir ortamı yaşıyoruz Sayın Bakan. Yani siz böyle bir Anayasa Mahkemesi'nin nasıl efendim demokratik meşruiyet kazandığını söyleyebilirsiniz. Bugün partili cumhurbaşkanlığı süreci yaşanmakta. İşte kuvvetler ayrılığı dediğimiz bir olması gereken en temel sistemi maalesef ki bu tek adamlık anlayışı sürecinde ortadan kaldırdınız. Bugün yargı, bakın yargı siyasetin etkisindedir. Ben açıkça söylüyorum. İllere gidin şöyle. Bunu gayet açık yürekle görürsünüz. İktidarı ilgilendiren konularda hakimler, savcılar karar vermekte zorlanır ve gözleri bir yerlere bakar vaziyete geldi. Şimdi örneğin Antalya'da çok önemli, Antalya için hayati nitelik taşıyan bir dava vardı. Belediyelerden bir belediye, hatta bütün Antalya'yı ilgilendiren bir konu. Bilirkişi raporunda yapılan imar uygulamalarının tamamen usule uygun olduğu çok net şekilde yazılıydı. Ama ne yaptı mahkeme? Bu bilirkişi raporlarına hiç değinmeden iki tane gerekçeyle karar verdi Sayın Bakan. İmar uygulamasını iptal etti. İstinafa gitti. Bakın istinaf mahkemesi ne karar verdi biliyor musunuz Sayın Bakan? Bakın ben 30 yıllık avukatım, böyle bir karar hayatımda görmedim. Diyor ki istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin yani Antalya İdare Mahkemesi'nin kararındaki gerekçeler, efendim gerekçelerde hukuki isabet görülmemiş ise de karar sonucu itibariyle hukuka uygundur. Böyle bir karar siz de avukatsınız, hayatınızda gördün mü Sayın Bakan? Yani gerekçe uygun değil ama sonuç doğru. İşte bugün yargı muhalefetin üzerinde, CHP'li belediyelerin üzerinde maalesef bir baskı aracı olarak kendisini göstermekte. Şimdi güven diyoruz. Bugün ülkede gerçekten yargıya güvenle ilgili büyük bir sorun var. Şimdi geçtiğimiz sene örneğin baroların genel kurullarını önlediniz. Baroların genel kurulunu COVID bahanesiyle önlediniz. Esas amacınızın Türkiye Barolar Birliği'ni şekillendirmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama aynı günlerde ne yaptınız? AKP'nin il kongrelerini, ilçe kongrelerini, kadın kolları, gençlik kolları kongrelerini yapmaktan geri kalmadınız. Nasıl güvenecek şimdi size vatandaş? Yani siz karar verici olarak bir taraftan kendi kongrelerinizi yaptığınız dönemde baroların yapmış olduğu müracaatlara genel kurul taleplerini reddeden bir seçim kurulları oldu. Bu kararları veren hakimler neden o kararları verdi? Sizin Türkiye Barolar Birliği'ni şekillendirme gayretinize destek oldular. Siz böyle kararlar alır ve yargıyı böyle kullanırsanız nasıl güvenecek vatandaş size?
nasıl tarafsız ve bağımsız bir yargıdan bahsedilebilecek? İşte temel sorun bu Sayın Bakan. Yoksa teknolojinin gelişen koşullarını efendim kullanarak da, bakın teknoloji gelişiyor ve bu çerçevede de bir takım düzenlemeler, bir takım iyileştirmeler yargı süreciyle ilgili var mı? Var. Bunlar olağandır zaten. Günün koşulları da buna uygun. Ama o kararı veren hakimle ilgili tarafların gönlünde, vicdanında siyasi nedenlerle bir sorgulama varsa işte orada bütün iş bitmiş demektir. Bugün bakın gidin bir karar verildiğinde tarafların aklında acaba bu kişiye siyasi bir baskı mı gitti algısı maalesef Sayın Bakan çok şiddetli şekilde var. İşte temel sorun da burada yatar. Yoksa diğer teknolojik konular bitirin. Son cümle Sayın Bakan, bakın şunu söyleyeyim. Adliyede sadece hakim savcı yok bildiğimiz üzere. 159.265 personel var. Adliye çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmekte. 6 tane efendim yargı ile ilgili paket geçti. Hiçbirinde adliye çalışanlarıyla ilgili bir düzenleme yok. Eğer gerçekten yargı kalitesine ulaşacaksak adliye çalışanlarının da özlük hakları iyileştirmeli. Çünkü kaliteli bir yargı için adliye çalışanların da hak ettiği değeri görmesi gerekir diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkan, Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, değerli bürokratlarımız, değerli basın emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör eyleminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyor, bir daha da böyle vahim olayların yaşanmamasını diliyorum. Sayın Bakan, Adalet Bakanlığı için 2023 bütçesinde ayrılan kaynak 75 milyar 603 milyon lira. Geçen yıla göre artış oranı %123. Ancak bu bütçe acaba adaletin bütçesi midir? Yoksa çökmüş bir adalet sisteminin bütçesi midir? Aslında bunu sorgulamamız gerekiyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı programında açıkladığınız insan hakları eylem planı çerçevesinde hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması, özgür birey, güçlü toplum vurguları var. Ancak Türkiye'de artık hukuk devletinin anlamı bir değişikliğe uğramıştır. Günümüzde hakkaniyet ve adalet değerini yitirmiştir Sayın Bakan. Hukukun temel ayağı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi çiğnenmiş durumda. Yargı siyasetin bir sopası haline dönüşmüştür. Artık suç kavramını kendiniz tanımlamakta ve yarattığınız suça uygun yaptırımlara da yine kendiniz karar vermektesiniz. Siyasal iktidar gerekirse kanun değişir, yoksa kanun yapar. Son dönemlerin uygulaması bu hale geldi. Yani siz istediğinizi suçlayan, istediğini istediği gibi cezalandıran, muhalif ses çıkaran herkesin sesini kısmak için suç ve ceza imalatçısı bir iktidar haline dönüştünüz. Bu noktada size göre siyasallaşmış isimleri ve bir grupları hadi bir kenara bırakalım, bir örnek vereceğim. En son bir fırıncı, ekmek üreticileri sendika başkanı bu durumdan nasibini aldı. İktidarı eleştiren bir cümle sarf etti diye ertesi gün hemen gözaltına alındı. Tabii bu örneklere devam edeceğim. Şimdi bakanlığınıza da gelecek olursak, Adalet Bakanlığı'nda dün başka bir bakan vardı. Bugün siz varsınız, hiç fark etmez. Çünkü her türlü alınan karar ister ekonomik alanda olsun, ister sosyal alanda, ister yargı alanında olsun, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle tek bir kişinin gönlüne ve çıkarlarına göre alınıyor Sayın Bakan. Tabii öncelikle kadrolaştınız. AKP iktidarınızda önce 2010 yılında yaptığınız anayasa değişikliği referandumuyla yargıda bir cemaat yapılanması, Gülen cemaati yapılanması kurulmuştu. 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin altından boşalttığınız Gülen kadrolarının yerine bu sefer başka tarikat ve cemaatler veya gruplar doldurdu. Yine 15 Temmuz sonrası yargıda önemli bir hakim ve savcı açığı da doğdu. Onların yerine de kıdemsiz, stajını bile yapmamış
sözünüzden çıkmayacak çocuk ve hakimler diye tanımlanan hakimler ve savcılar atandı. Bu kıdemsiz hakim ve savcılar kısa sürede Ankara ve İstanbul gibi birinci sınıf yargı üyelerinin görev yapması gereken kentlere atandı. Sedef Kabaş ve müzik sanatçısı Gülşen'i tutuklatan İstanbul savcısı örneğin Türkşat Kuntan Uçuk 30 Eylül 2021'de mesleğe başlamıştı. Bitmiyor tabii. HSK'nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından önemi büyük. Çünkü kurul hakim ve savcıların atama, yer değiştirme, açığa alma, soruşturma açma ve ihraç etme yetkilerine sahip. Ancak yeni anayasaya göre HSK Başkanı sizsiniz yani Adalet Bakanı. Üç üyesi hariç kurulun tüm üyeleri de iktidarın istediği isimlerden oluştuğu son TBMM'de yapılan seçimlerde. Yani kontrolünüzdeki HSK aracılığıyla hakim ve savcılar kontrol altında tutuluyor. Örneğin Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devrine karşı çıkan mahkeme başkanı Nimet Demir, HSK tarafından İstanbul'da Kahramanmaraş'a sürüldü. Yargıyı muhalifleri sindirmek için bir araç haline getirdiniz. Bu davaların iktidarın protesto edildiği Gezi davasında mahkumiyet kararı çıktı. Osman Kavala yaklaşık 5 yıldır cezaevinde. Bu davaların hakim savcılarının incelediğimizde de 3 kez yargılama yapılan Gezi davasında hakimlerden Murat Bircan'ın 2018'deki genel seçimde AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu davası da bir kurgu oldu. Süleyman Soylu'nun hedef göstermesiyle sürdürülüyor ve yargılanıyor. Çağdaş Hukukçular Derneği davasında da ilginç bir olay, bir gizli tanık skandalı var. Bir dakika izin isteyeceğim başkanım. Silahlı yağma, bıçaklı saldırı gibi suçlardan hükümlü olan gizli tanıktan 141 ayrı davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıktı. Ve duruşmada ben çok mahkemede tanığım. Bu hangi mahkeme bilmiyorum dedi. Şimdi Sayın Bakan, yani bu davaların hangisinden adalet bekleyebiliriz toplum olarak? Ve tabii ki Erdoğan'ın ahim kararı bizi bağlamaz dediği noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de ihlal kararları uygulanmıyor. Başvurularda Türkiye birinci sırada. Sayın Bakan, ya söyleyecek çok şey var. İnanın süre yetmiyor bunları konuşmaya. Bir dakikamın bitmesini rica edeceğim. Bitiriyorum Sayın Başkan. Kadınlarla kadın cinayetleriyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. 12 Mayıs 2022'de Türk Ceza Kanunu'nda ve bazı kanunlarda değişiklikle kadın cinayetlerinin önlenmesiyle ilgili düzenleme yapıldı ama sadece Ekim ayında öldürülen kadın sayısı 34 Sayın Bakan, yaptığınız düzenleme ne işe yaradı? Bir de infaz kurumlarında yatan hükümlülerle ilgili son bir şey, hükümlülerin ödenekleri çok düşük, son bütçede de hiç yer almamış. Açlık sınırının altında aç kalıyorlar. Bunların özellikle gıda ile ilgili, erişimleri ile ilgili ödeneklerinin mutlaka artırılması lazım. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, öncelikle bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Terörü ve teröristleri de yol veren ve her türlü terörü lanetlediğimi de burada bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Bakan, ikinci kez 29 Ocak 2022'de Adalet Bakanı oldunuz. İlk soru önergemi 14 Şubat 2022 tarihinde size göndermişim. Yasama faaliyeti yürüten bir milletvekili olarak 31-10-2022 tarihine kadar 8,5 aylık sürede toplamda 40 soru önergesi sunmuşum. Sayın Bakan, bir tanesine daha yanıt vermediniz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyeti yürüten ve vatandaşlarımızın bize gelen şikayetlerini ve taleplerini ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin ne yapabiliriz? Elimizde kalan tek denetim mekanizması soru önergesi ama maalesef bakanlığınız süresince şu elimde bulunan 40 soru önergesi Sayın Bakan. 40 soru önergesi yaklaşık 1000 küsur soru sormuşum. Bir tanesine daha cevap vermemişsiniz. Milletvekillerinin soru önergeleri neden yanıtlanmıyor? Yoksa milletvekillerini muhatap olarak görmüyor musunuz Sayın Bakan? CİMER'den başvuruyoruz. CİMER'den şu cevap geliyor. Siz milletvekilisiniz. Soru önergesiyle talebinizi ve sorularınızı yöneltebilirsiniz diyorlar. CİMER'den cevap bu ama bu soru önergelerine
hiçbir yanıt sizden gelmiyor. Sayın Bakan, soru önergelerimizdeki birkaç hususu buradan iletmek isterim. Öncelikle cezaevlerinden çok sayıda mektup geliyor. Sağlık hakkı ihlalleri, eğitim hakkı ihlalleri, cezaevi koşullarının gerçekten zor olduğuna ilişkin, beslenme hakkı ihlallerine ilişkin sayısız mektup alıyoruz. Ve bu mektupları da doğal olarak tabii ki Adalet Bakanı olarak size soruyoruz Sayın Bakan. Mesela vatandaşın bir tanesi Vezirköprü MTB cezaevinde diyor ki, sıcak suyumuz günlerdir akmıyor, aksa bile çok kısa süreli ve hiçbirimiz sıcak suyu kullanarak duş alma, en temel temizlenme ihtiyacımız dahi yerine getiremiyoruz diyor. Kayseri İkinoğlu T tipi ceza infaz kurumunda diyor ki, elektrik faturasını ödeyemediğimiz için elektriğimiz kesildi, koğuşumuzda elektrik kullanamıyoruz diyor. Yine başka bir cezaevinden, Kocaeli cezaevinden diyor ki, yemekler çok az, aç yatıyoruz, zayıfladık ve beslenme eksikliğine dayalı çok sayıda hükümlü arkadaşımız hastalanıyor ve ciddi rahatsızlıklarla baş etmek zorunda kalıyor diyor. Yine Sayın Bakan, 2022 yılında ilk 8 ayda cezaevlerinde 43 kişi yaşamını yitirmiş. Buna ilişkin sorularımızı soruyoruz. Neden yaşamını yitirmiş? Bunda cezaevi koşullarının etkisi var mı? Neden eğer yaşamını yitirecek bir rahatsızlığı varsa tahliye edilmemiş ya da infaz ertelenmemiş diye soruyoruz. Yok. Cezaevleri idare ve gözlem kurullarının bir sürü sorunlar bize geliyor ama cevap vermiyor. Sayın Bakan, bugün daha iki tane mesele geldi. Şerife Sulukan, İzmir Menemen R tipi cezaevi, %89 engelli raporu var. Beynine pıhtı atması sebebiyle felç geçirmiş. Buna rağmen cezaevine alınmış. Ciddi ilaçlar kesintisiz kullanması gerekiyor. Cezaevinde epilepsi nöbeti geçiriyor. Nöroloji uzmanı cezaevinde kalamaz diyor. Hala adli tıptan sonuç bekleniyor. Yine Elif Özkan, Kahramanmaraş Nurhak'ta ikamet ediyorum diyor. Eşi Ağrı Doğu Beyazıt T tipi cezaevinde ve bir yıldan beri 4 çocuğu babasını göremiyor ve kendisi eşini göremiyor. Çünkü Kahramanmaraş'tan Doğu Beyazıt'a gidecek maddi imkanları yok. Bunun gibi sayısız hükümlü yakını, annesini, çocuğunu, evladını, babasını bir yıl aşkın süredir görmüyor ama nakil taleplerinde maalesef sizler görmezden geliyorsunuz Sayın Bakan. Sayın Bakan, bugün Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Dedik Anayasa Mahkemesi, bugün gerekçeli karar yayınlandı. Cezaevinde kalması doktor raporuyla mümkün olmadığını kanıtlanan bir hasta hükümlünün tahliye edilmedi, cezaevinde vefat etmiş maalesef. Buna ilişkin diyor ki Anayasa Mahkemesi, ölenlerin yakınları bakımından ileri sürdükleri insan onuruna bağdaşmayan muamele yasağı ihlal edilmiş. Evet, umut ediyorum ve diliyorum ki cezaevinde bu tür rapor olan mahpusların bu Anayasa Mahkemesi kararıyla bir an önce infaz erteleme kararlarının verilmesidir Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili, bakanlık bürokratları ve katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıklarının bütçelerinin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün komisyonda Adalet Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz ama söz konusu adalet olunca tabii bütçeden ya paradan daha çok şey konuşmamak gerekiyor. Bir ülkede hukukun üstünlüğü değil de üstünlerin hukuku varsa o ülkeye yatırım gelmiyor. Bir de ülkede demokrasi sadece belli bir zümre için varsa, o ülkeye yatırım yapılsa da zenginleşen halk değil, çıkar sahipler oluyor. Bir ülkede özgürlük yoksa liyakat da yok. Liyakat yoksa kamu kurumları arpalık gibi yönetiliyor. Bütün bunları torbaya attığımızda halka yoksulluk, seçkinlere zenginlik kalıyor. Tabii siz sayısal çoğunluğunuzla bu bütçeyi de geçireceksiniz. Burada halkın çıkarı ne olacak? Koca bir hiç. Yapılan onca yolsuzluk, alınan rüşvetler, kara parayla dönen ekonomi vatandaşın yanına kalmış oluyor. Bugün kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanla ilgili hiçbir soruşturma yok. 180 milyon dolar kara para iddiasıyla anılan vekille ilgili bir işlem yok. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyle ilgili bir işlem yok ki adı sanı İçişleri Bakanlığı tarafından da bilindiği iddia ediliyor. Ama söz konusu muhalefet olunca, sizin gibi düşünmeyen vatandaşlar olunca, CHP belediyeleri, CHP'li belediye başkanları olunca hukuka, akla, vicdana aykırı her türlü garabetle, uydurma delillerle soruşturmalar yapılıyor. Bilirkişi raporları hiçe sayılıyor ve böylelikle ülkede adalet diye de bir şey kalmıyor. Yolsuzlukların boyutu 600 milyar liraya ulaşmış. Koca koca adalet sarayları yapıldı.
Ama bununla adalet olmuyor. İçerisinde adalet olmadıktan sonra ülkede ne ahlak kalıyor ne de düzen. Adaletler, adalet saraylarının yerini artık sarayın adaleti aldı bu ülkede. Sayın Bakan geçen Haziran ayında stajyer avukatlar bir çalıştay yaptı. Size de herhalde sonuç raporunu sunmuşlardır, talepleri var. Hukuk fakültelerinin sayısının azaltılması, kontenjanların düşürülmesi, stajyer avukatların ilk 6 aylık adliye stajı döneminde hakim ve savcı yardımcıları ile aynı ücreti almaları, ikinci 6 aylık staj döneminde ise en az asgari ücret seviyesinde aylık almalarına ilişkin ve birçok talepleri var. Nasıl ki tıp fakültesi 6. sınıf ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacaksa, stajyer avukatlar da bunu fazlasıyla hak ediyor ve böyle bir talepleri var. Buna ilişkin kanun teklifimi de Temmuz ayında Meclis Başkanlığı'na sunmuştum. Ayrıca Sayın Bakan, İzmir Karaburun'da bir davada olay çıkaran MHP Karaburun ilçe başkanını tutuklatan savcı ve hakim gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine tayin edildi. Olaydan 2 hafta sonra Sayın Binali Yıldırım, AKP ve MHP il başkanları ve bir vekili de yanına alarak MHP ilçe başkanını ziyaret ediyor. Ve bunu da sosyal medyada yayınlıyor. Şimdi bu ne demek oluyor Sayın Bakan? Başbakanlık, meclis başkanlığı gibi önemli görevliler yapmış bir kişinin hakim ve savcının sürülmesinin ardından bu verilen bu görüntü adalet sistemine olan inancı sarsmaz mı? Bundan sonra verilecek kararlarda hakim ve savcılar siyasi veya vesayet altına alınmış olmuyor mu? Bunlarla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Ve son olarak süremi de dikkatli kullandım. Türkiye'nin tek kurtuluş yolu yeniden hukuk ve adalete dönmektir diyor. Komisyona da çalışmalarında başarılar diliyor. Sayın Bakan, sizi dinledik, arkadaşlarımızı da dinliyoruz. Ama mesele burada bu bütçenin sunumundan daha öte rejimin niteliğidir. Bu rejimin niteliği değişti. Rejimin adı artık demokrasi değil. Bütün bağımsız gözlemcilere göre otokrasi ve sert otokrasiye giden bir yoldayız rejimin niteliği olarak. Dolayısıyla rejim niteliği otokrasi olursa kurumlar da buna göre şekillenir. O kurumlardan birisi de yargıdır. Şu anda Türkiye'de yargı hem var hem yok. Ve bağımsız ve tarafsız diyebileceğimiz bir yargı kurumu yok. Doğrudan doğruya yürütme organına bağlı, onun genel müdürlüğü gibi çalışan bir yargı kurumu var kurum olarak ve yine memur olarak çalışan yargıç ve savcılar var. Yani görevini yapan, işte tarafsız özen gösteren yargıçlar var ama kurum olarak rejimin niteliği bu. Dolayısıyla nitelik böyle olunca da birçok örnek söyleyebiliriz sizlere gerçekten. Yani ben avukatlığımdan, baro başkanlığımdan çok daha fazla yargı uygulamalarını hem mahkemeleri takip ederek hem de cezaevlerine falan giderek gözlemlemeye çalışıyorum. Ama inanın, bakın inanın, 12 Eylül faşist darbesindeki yargılamalar bile şu andaki yargılamalar gibi değil. Görmüyorsunuz. Ve bunun siyasi sorunu da size ait. Neden size ait? Bakın, tarihte olmamış uygulamalar sizin dönemimizde oldu. Bir yargıcı, bir mahkeme başkanını 1926 ve 37. Arıza Mahkemesi Başkanı yaptınız. Çağlayan Adliyesi'nde dolaştırdınız. Gezici, cezalandırıcı bir heyet olarak. Sonra o siyasi kararların arkasında siz olduğunuz için getirdiniz, bakan yardımcısı yaptınız. Bu mesajı çok açık verdiniz, biz bu mesajları alıyoruz. Türkiye'de böyle uygulamalar olmamıştır. Bakın, yanı başınızda Yargıtay Genel Sekreteri var. Yanı başınızda. Ya 3 tane üyenin değiştirildiği ve sonra da Soma davasının kararını değiştirdiği bir uygulama Yargıtay tarihinde olmuş mudur? Biz bunları nasıl unutacağız? Nasıl unutacağız? Ve bu yargı mensuplarına da söyleyelim. Açık açık burada söyleyelim. Onlarla helalleşmeyeceğiz. Onlarla hesaplaşacağız. Adil biçimde ama. O üç Yargıtay üyesi bunun hesabını nasıl verecekler? Veya sizin bakan yardımcınız bu kadar çok açık kusurları nasıl hesabını vermeyecek? Nasıl vermeyecek? Bakın, size bir tek örnek vereceğim, sürem doluyor. Bakın, Türkiye 30 yıldan fazladır Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf. Mahkemenin yetkisini kabul etmiş. Sözleşmenin 18. maddesi devletler bakımından sabıka kaydırı. Onunla ilgili olarak devletler aleyhine verilen hükümler bir elin parmağını geçmez. Çok nadirdir. Bakın, sizin döneminizde Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve en son geçen hafta milletvekili ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizin uygulamalarınız nedeniyle Türkiye'yi 18. maddede mahkum etti. Bakın, bu tek başına sizin bütün uygulamanızı ortaya koyuyor. Sabıka kaydınızdır.
ve sizin peşinizden gider bunlar. Diyorsunuz ki her şey güllük gülistanlık. Güllük gülistanlıksa yanınızda Anayasa Mahkemesi'nin genel sekreteri var. Bu kadar dava Anayasa Mahkemesi'ne niye gidiyor? Söyler misiniz? Niye bu kadar çok ihlal kararı çıkıyor yargıdan? Neden çıkıyor? Veya halen 19 bin tane derdest dosya var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde. 19 bin. Türkiye birinci sırada. Bakın 90'lı yıllarda böyle değildi. 19 bin dosya var. Anayasa Mahkemesi'nin filtresi olmasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerine 5 tane daha mahkeme kurulması lazım. Bu uygulamanın sahibisiniz. Dolayısıyla böyle deve kuşu gibi başınızı kuma gömerek olmaz. Görün uygulamaları. Düşman ceza hukuku uyguluyorsunuz muhaliflere karşı. Her alanda ve yargı vasıtasıyla. Bunları görüyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Hesabını da soracağız. Nasıl takdir edersiniz ki? Şimdi ben sadece biz değil tabii ki. Bunu uluslararası raporlar da ortaya koyuyor. Ben Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi olarak Yunus Hocam'ın belki bıraktığı yerden devam edeceğim. Sayın Bakan, Avrupa Birliği raporlarında, yayınlanan raporlarda ciddi geriye gidişler sizin görev alanınızda olan alanlarda. İşte Avrupa Birliği fasıllarında 23. fasıl yargı temel haklar, 24. fasıl adalet, özgürlük ve güvenlik. Ciddi gerilerin yaşandığı alan ki sizin de ciddi reform paketleri açıkladığınız ve bizim de komisyonlarda işte mevkidaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda dile getirdiğimiz, gerçekten de ısrarla da sonuçlarını beklediğimiz yargı reformları paketleri oldu. Ama bunların hiçbir şekilde uygulamaya dönük sonuçlarını alamadık, sonuçlarını. Alamadığımız gibi ciddi endişe verici noktaya taşınan uygulama örnekleri de ortaya çıktı. İşte Kavala davası, işte Gezi davası ya da diğer akademisyenlerin, insan hakları savunucuların, avukatların, yazarların her gün karşılaştığımız hukuk sistemindeki maalesef yanlış uygulamalar nedeniyle karşılaştığımız sorun alanları Avrupa Birliği raporlarına yansımakta. Ve olağanüstü hal dönemi uygulamalarına döndüğümüze dair de reform paketlerine rağmen ciddi eleştiriler yapılmakta. Özellikle hakim savcılar üzerindeki yürütmenin etkisi, siyasallaşması, yönlendirme, yargının bağımsız işlemediğine dair ciddi eleştiriler var raporda. Hakim ve savcıların terfisinde nesnel, liyakata dayalı, yeknesak, önceden belirlenmiş kriterlerin olmadığı. Siz bunun böyle olmadığını söyleyeceksiniz. Yargı reform paketlerine de bunlara dönük çalışmalar yapıldı ama uygulaması bununla maalesef ters yönde. Bu da raporda yansıyor. Bir önceki yılın rapordaki eleştirilerini hiç dikkate alınmadı. İşte AİHM kararlarının uygulanmaması, bu ciddi değerli Yunus Emre hocamız ortaya koydu. Ya ciddi bir durum var burada. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da ne yapacaksınız bu konuda gerçekten? Burası tam da sizin görev alanınız. HSK'nın yapısı hiçbir düzeltme yapılmadı. Hakim ve savcının iradeye dışında görev yerlerinin değiştirilmesi. Atama ve yükseltmeleri hepimiz karşı karşıya kaldık. Bir gün görev daha yapmadan nasıl atamaların gerçekleştiğine şahitlik ettik. Strateji belgesi. Yargı reform paketi, ya hiçbir yapısal sorun alanını gerçekten ciddi bir şey yapılmadı burada. Ben de komisyon üyesi olarak biz bürokrasiyle de gittik Avrupa Parlamentosu'na, biz bunu anlattık. İyimser baktık, bir şeyler oluyor dedik. Ama maalesef bunlar olmadı. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun yapısı, burada sadece kamu denetçilik kurumunun görev alanı dışında alanlara başvuru yapacak. Operasyonel, yapısal, mali bağımsızlığında ciddi sorun alanları var. Kişisel verilerin koruma kanunu, biz burada bu kanunu beraber çıkarttık. İşte vize kriterlerine uyum noktasında. O gün de uyarmıştık, bu Avrupa Birliği mevzuatına uygun değil. İşte bunu rapor ısrarla ortaya koyuyor. Yani biz kendi öz eleştirimizi yapıp bu kurumsal yapısal reformları yapmadığımız sürece uluslararası raporlarda yargı konusunda gerçekten ciddi sorun alanlarını aşamıyoruz. Yargıya güven. Bakın yurttaşların %16'sı yargının bağımsız olduğunu. Kadir Has Üniversitesi'nin araştırması yargı siyasallaştırmıştır diyenler %45 oranında. Siz bunları yok sayabilirsiniz. Peki siz bir araştırma yapıyor musunuz? Yargıya güven, yargıya siyasal, yürütmenin etkisi üzerinde ne diyor vatandaşlarımız? Bunlar sizin temel sorun alanlarınız ve buralarda ciddi yapısal sorunlar var ve ciddi reformlar yaptınız ama reformların uygulamada bir karşılığı yok maalesef. Değerli milletvekilleri, çok önemli bir bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Bugün AK Parti döneminde birçok sorunu çözülemeyen, tam tersine ve sorunlar yumağı haline gelen bir yargı sisteminin liyakatın gözetilmediği, yargının bağını yitirdiği, siyasetin aparatı ve sopası haline geldiği, güven vermeyen ve erişilemeyen bir sistemden yargı sistemimiz adalet 85 milyon vatandaşın yargı sistemini fazlasıyla açtığımızın büyük bir bölümü yargıya hiçbir şekilde güven
adalet dağıtamıyor demek. Çirit 2016'da geçmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın oranının 2018 yılı için topluma güven vermeyen TÜİK verimi olmadığı, tam tersine baktığımızda davaların kararı 44.6 imiş. 2021 yılında söylediğinizin aksine toplumda dava genel bir kanaat vardır. Özellikle işçilik alacağı davaları, ticari davaları ve 5 yıl gibi süren davalar vardır. Yine TÜİK başlıklı verisine göre 2004 yılında ve 1 yılında %43.3'e düşmüş. Tarafsız yargı 13 puan geri ise %18'dir. Yani Cumhur İttifakı demektedirler. Avrupa Birliği ilerleme raporlarında ve dünyanın 2022 yılı Avrupa Birliği ilerleme raporunda yargı bağımsızlığının sürekli kötüye giderilememesi ki hukukun üstünlüğü endeksinde 116. sırada yer almıştır. Değerli milletvekilleri, bu derken papazı bir telefon hakkını ihlal ederek Cemal Kaşıkçı kararlarını uygulamaz. Osman Kavala'yı yıllar yani Yargıtay'da değil de tek adı tek bir gün bile dosya kapağı katlarını tarafsız ve objektif bir şekilde Mete'yi mülakat yüzlerce avukatı bir gece hakim savcı yapar ve yerlerine görev davaların kararı 44.6 imiş. 2021 yılında söylediğinizin aksine toplamış. 2021 yılında söylediğinizin aksine toplumda dava genel bir kanaat vardır. Özellikle işçilik alacağı davaları, ticari davaları ve 5 yıl gibi süren davalar vardır. Yine TÜİK başlıklı verisine göre 2004 yılında ve 1 yılında %43.3'e düşmüş. Tarafsız yargı 13 puan geri oranı ise %18'dir. Yani Cumhur İttifakı demektedirler. Avrupa Birliği ilerleme raporlarında ve dünyanın 2022 yılı Avrupa Birliği ilerleme raporunda yargı bağımsızlığının sürekli kötüye giderilememesi ki hukukun üstünlüğü endeksinde 116. sırada yer almıştır. Değerli milletvekilleri, bu derken papazı bir telefon hakkını ihlal ederek Cemal Kaşıkçı kararlarını uygulamaz. Osman Kavala'yı yıllar yani Yargıtay'da değil de tek adı tek bir gün bile dosya kapağı katlarını tarafsız ve objektif bir şekilde Mete'yi mülakat yüzlerce avukatı bir gece hakim savcı yapar ve yerlerini görev yerlerini sürekli değiştir. Davalar yıllarca bitmez. O monitör üzerine örterseniz siz... Değerli arkadaşlar... Değerli milletvekilleri, bu derken papazı bir telefon değerli milletvekilleri, bu derken papazı bir telefon hakkını ihlal ederek Cemal Kaşıkçı kararlarını uygulamaz. Osman Kavala'yı yıllar yani Yargıtay'da değil de tek adı tek bir gün bile dosya kapağı katlarını tarafsız ve objektif bir şekilde Mete'yi mülakat yüzlerce avukatı bir gece hakim savcı yapar ve yerlerini görev yerlerini sürekli değiştir. Davalar yıllarca bitmez. O monitör üzerine örterseniz siz... Değerli arkadaşlar, teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Bakan, kıymetli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, iki konuda şahitliğimi bildirmek isterim. Birincisi, 7 Haziran 2015 tarihinden bugüne kadar parlamentodayım. Şahit olduğum bu 8. bütçe görüşmeleri, AKP iktidarı tarafından yönetilen bu süre içerisindeki 8. bütçe görüşmesi. 8'inde de her seferinde daha geriye giden, daha kötü olan, sonuçları daha yakıcı olan bir dönemi yaptığımızda şahitlik ederim. 2011'deki açıkladığınız yani halktan oy alırken bizi seçin ey vatandaşlarım deyip de oy aldığınız dönem bizim halkımıza vaat ettiğiniz yıllık 2 trilyon dolarlık bir bütçeydi. Kişi başına da 25 bin dolarlık bir bütçe vaadiyle vatandaşlarımızdan oy istediniz. Vatandaşlarımız size oy verdi. Şimdi bugün yaklaşık 9 bin dolardayız. Kişi başına düşen milli gelir. Yine
gayri safi milli hasılaya da baktığımızda 800 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buralardaki hedeflerini tutmadığı gibi daha kötüye gittiğini görüyoruz. İkinci şahitliğim, yine bu 8 yıllık dönem boyunca Adalet Komisyonu üyesi olarak görev yapıyorum. Türkiye'de adaletin, yargının daha kötüye gittiğine de şahitlik ediyorum. Bunu sürekli günden güne gözledik ve özellikle son dönemle birlikte, yani maalesef bir sistem probleminden kaynaklı hakim savcıların işte göreve alınması, atanması, kurulların oluşturulması, yani bunlardan da kaynaklı olduğunu düşündüğümüz son dönem itibariyle bu erozyon çok daha büyük bir hızla arttı. Buna da şahitlik ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var. Eğer iktidar yanındaysanız, iktidarı destekliyorsanız ona göre bir hukuki muameleyle karşılaşıyorsunuz. Eğer iktidara muhalifseniz hukuk size ona göre uygulanıyor. Bakın ben burada başta hukukçu olmak üzere tüm arkadaşlarımıza sormak isterim. Bir kimsenin hakaret etme özgürlüğü yoktur, değil mi? Hep bu tartışılıyor. Yani hakaret davalarıyla ilgili hep dile getiriliyor. Bir bakanın hakaret etme özgürlüğü var mıdır? Yoktur, değil mi? Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Mesela biz geçtiğimiz hafta yine adliyeye gittik. Adliyeye gitme gerekçemiz ne? Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu yargılanıyor. Bakan Sayın Soylu kendisine ahmak demiş. Kendisine verdiği cevaba istinaden bu sefer sanık sandalyesine oturtuluyor. Şimdi yani bu denli iki başlı bir hukuk olmaz. Bir de üstüne üstlük o sürece ilişkin normal yargılamanın işleyişine baktığımızda daha büyük fecaat. Yani daha henüz süresi bitmeyen, yer değiştirme cezası aldıysa bunun nedeni bilinmeyen ve hakkında yazılan yazılara göre, bir takım iddialara göre Sayın İmamoğlu'na istenenden daha az cezayı vermeyi düşündüğü için görevden el çektirildiği ya da uzaklaştırıldığı söylenen bir hakim var. Buna ilişkin beyanatlar var. Bunlar da orta yerde duruyor. Bakın bunları biz böyle iddialarla karşılaştığımız zaman soruyoruz. Yani anayasa bize yetki vermiş, değil mi? Siz yürütmesiniz, biz de yasama üyesiyiz. Millet de bizi seçmiş, yetki vermiş. Anayasa der ki 15 gün içinde cevaplamanız lazım. Ben Sayın Bakan'a sordum. Yani bu tayini, basına yansıyan tayini, HSK bünyesinde bir inceleme olup olmadığını, Samsun'a tayin edilmesi sebebi Hakim Hüseyin Zengin'in ne olduğunu, tayin zamanında daha süre olmasına rağmen neden gittiğini. Süremiz doğru, son bir cümle abi. Bakın bunlar süresi içinde henüz cevaplanmadı. Belki yenidir. Siz buna cevap verirsiniz. Ama şunu not düşeyim. Benim sorduğum zor soruların hiçbirine hiçbir bakanlık yanıt vermiyor. Mesela AF'la ilgili sorduğum sorularda örneğin. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi benim de Sayın Bakan'a birkaç tane sorum olacak. Çünkü kendisi bu ülkenin Adalet Bakanı. Öncelikle bir konuda açıklama yaparken daha ciddi, daha net, daha resmi bilgiler aldıktan sonra açıklama yapmasının daha adil olacağını düşünüyorum. Bakın Yalova'da bir olay yaşadık. Ve o an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı. Ve o videoları böl kes yapıştır olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine siz mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan, tüm bilgileri almadan akşam saatlerinde açıklama yaptınız. Ertesi gün açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi'ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan, gerçekten orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz mahkeme bastık mı Sayın Bakan? Sayın Bakan bakın ben bitireyim lütfen. Sayın Bakan bana yalan söylüyorsun deme. Bana yalan söylüyorsun deme. Bir sefer biz orada mahkemeyi takip ediyorduk. 50 milletvekili mahkemeyi takip ederken mahkeme ara karar verdikten sonra mahkeme salonunu terk ettik. Nasıl mahkeme bastık Sayın Bakan? Ve oradaki hakim hanımefendi defolun buradan dedi milletvekillerine Sayın Bakan. Milletvekillerine oradaki ziyaretçilere hakaret etti. Bunlar videolarda var bazı videolarda. Bunları niye konuşmadınız Sayın Bakan? Şimdi gerçekten siz Adalet Bakanısınız. Mahkemeden fezleke geliyorsa, mahkeme videoları, dökümleri veriyorsa onu inceledikten sonra konuşacaksınız.
Siz trollerinle havuz meydasının ağzıyla açıklama yapmamalısınız. Gelelim fezlekeye Sayın Bakan. Bakın, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye Antalya'dan selamlarımı iletiyorum. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye teşekkür ediyorum. Cemaatle AK Parti, bir şey yok. Cemaatle AK Parti arasında bir fitne ateşi yakmayı başaramayacaklar. Stadyumlar olimpiyatlara dar gelecek diyen muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye selamlarımı yolluyorum. Sayın Bakan, bunu söyleyen öğretmenler, bunu söyleyen memurlar şu anda ceza aldı. Silivri'de koğuş müvessili. Ama siz Adalet Bakanısınız Sayın Bakan. Size niye bir fezleke gelmedi? Size neden bir fezleke gelmedi? Niye gelmedi Sayın Bakan? Size bir soru daha sormak isterim. 85 milyonun dinine hakaret eden, Cumhuriyet'e hakaret eden Mahir Ünal'a bu saat itibariyle Türk Ceza Kanunu 301'den bir fezleke geldi mi Sayın Bakan? Neden bu fezlekeler, neden bu soruşturmalar hep muhalefeti buluyor? Lütfen bunu sormak hakkım değil mi? Sizin Mahir Ünal'ın açıklamalarından rahat mısınız? Ha, sizin Fethullah Gülen'i övme, bir dönem onunla yürüme, onu bu mecliste savunma, ona hakaret eden Kamer Genc'e her lafı söyleme hakkınız var. Ama bankasyanın önünden geçen insanlar tutuklanacak, öyle mi? Böyle bir adalet olmaz. Böyle yüzünüze bakarak söylüyorum. Siz bu ülkenin adalet bakanıysanız önce bir geçmişteki konuşmalarınıza bakın. Size niye fezleke gelmiyor? Size niye fezleke gelmiyor Sayın Bakan? Mahir Ünal'a niye gelmiyor Sayın Bakan? Bir rüşvet sözleşmesi yapan 5 milyon dolarlık milletvekiliniz var. İmzayı reddetmedi, olayları reddetmedi. Hala bir tek soruşturma yok Sayın Bakan. 180 milyon dolarlık kara parası otelleri Yunanistan'daki bir sürü ilişkileri olan bir milletvekiliniz var. Erzurum milletvekiliniz. Niye ona? Tamamlayacağım. Bitiriyorum. Neden ona bir fezleke gelmedi Sayın Bakan? Bakın, sizin bunları not alıp açtınız. Biz bir cümleyle rica ederim. Lütfen 20 saniye tamamlıyorum Sayın Başkan. Lütfen sizin bunları dinlerken başınızı önüne eğip bir düşünmeniz lazım. Biz neyiz? Biz ne durumdayız? Arkadaşlarımız ne durumda? Ama mahkeme bastık. Takvimin Yeni Şafak'ın haberiyle dokunulmazlıklar kalksın. Başlayın o zaman fezlekelere. Her benim bir suçum varsa ben hesabını veririm. Ama sen ne ver Sayın Bakan? Teşekkürler.